Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz Eğitim İlanda YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yaren. Gördüğünüz gibi farklı bir konsepte karşınızdayım. İngilizcenizi geliştirmeniz için kullanabileceğiniz uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Aralarında benim duymadığım uygulamalar var. Çünkü bunları benim son ikinci dil okulumdaki hocam bize gösterdi. Her hafta böyle çarşamba günleri app günümüz oluyor web sitesi. Mesela ben işte bir hafta web sitesi keşfediyorum. Arkadaşlarıma gösteriyorum, onlar gösteriyorlar. Dolayısıyla böyle 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 birikti bayağı. Şimdi İngilizcenizin geliştirmenizin en önemli yollarından biri pratik yapmanız ve hata yapmanız. Zaten dil okuluna başladığınızda bunu göreceksiniz. Herkes hata dolu, cümleler kuruyor. Gerçekten hani aslında baktığınızda hoca bile hata yapıyor. Çok basit hatalar hatta. Bilinen çok fazla app var. Herkesin bildiği app'lere değil aslında birçok kişinin çok fazla duymadığı app'lere değinmek istiyorum. Ve ben, ben de aslında çok aktif olarak kullanıyorum. Haydi o zaman geçelim. İlk ikisi benim sürekli kullandığım, telefon, yani telefon değiştirsem bile sürekli indirdiğim, hiç eksik etmediğim bir app. Ve aslında bu da şöyle, bunlardan bir tanesi Wall Screen arkadaşlar. Bu benim birinci gerçekten tab uygulamam. Bu arada bunları köşeye bir yere ya da aşağı yazıyor olacağız. Mutlaka size göre aralarından çıkan bir web sitesi ya da uygulama olacaktır. Wall Screen arkadaşlar şöyle genel olarak anlatacak olursam açar açmaz seviyenizi belirliyorsunuz. İşte ya da mesela atıyorum perfect tense çalışmak istiyorsunuz. Burada açıyorsunuz ya da diyorsunuz sadece genel İngilizce. sizin karşınıza filmlerden, çizgi filmlerden bildiğiniz çok ünlü şey işte Game of Thrones'tan atıyorum bir, bir, kesit geliyor. Böyle nasıl söyleyeyim de 5 saniyelik bir kesit geliyor. Ve işte orada İngilizce konuşuyorlar. Altta alt yazısı var işte. İsterseniz bu alt yazıyı Türkçe şekilde seçiyorsunuz yani açıklamasını, isterseniz İngilizce. Yani İngilizce İngilizce, İngilizce to İngilizce ya da Türk İngilizce to İngilizce Türkçe yapıyorsunuz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Tamamen listening'e dayalı bir şey. Bunu dinliyorsunuz. Sonra iki seçenek, karşınıza çıkıyor. Doğru olanı seçmeniz gerekiyor. Bu gerçekten arkadaşlar o kadar interaktif, o kadar güzel bir uygulama ki şu böyle elinizin altında 10 dakika bile yapsanız bunu gerçekten listening'iniz özellikle çok gelişme kaydettiğini göreceksiniz. Bir diğeri eskiden adı kelime öğrendi. Şimdi adını learning iş olarak değiştirmişler. Ben de bunu telefonumu değiştirdiğimde yeniden bu uygulamayı ararken gördüm. Tamamen ücretsiz ama isterseniz tabii ki her uygulamada olduğu gibi prosunu satın alabiliyorsunuz. Learning English'te arkadaşlar tamamen kelime öğrenmeye dayalı. Biliyorsunuz kelime çok önemli İngilizce'de kelime bilmek. İşte kelime öğren dediğinizde 10 tane kartlar çıkıyor karşınıza. Aşağısında bunların açıklamaları oluyor. Oradan işte doğrusunu seçiyorsunuz falan. Her gün 2-3 dakikanızı ayırarak bunları tekrar ediyorsunuz. Dolayısıyla o kelimeler böyle aklınızın bir, bir köşesinde kalıyor. Aşağısında da böyle örnekler falan oluyor. Ve seslendirme oluyor. Bu ikisi benim favori uygulamam ve sürekli kullandığım uygulamalar arkadaşlar. Özellikle benim bu ikinci okulumda hocamla birlikte öğrendiğim, aslında arkadaşlarımı da keşf arkadaşlarımla birlikte keşfettiğim diğer uygulamalara. Ya özellikle vaktiniz varsa açalım akşam eve gittiniz işte writing yapmak istemiyorsunuz, farklı bir şey yapmak istiyorsunuz. Biliyorsunuz zaten işte Netflix izlemek, altyazılı film izlemek. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Bu da çok önemli bir trik bence. Mesela Netflix'i açtınız. Çok sevdiğiniz bir serinin bir bir bir, bir bölümü. Ne bileyim Friends'in, Game of Thrones'un bir bölümü. Bunu seyrettiniz. Sonra mesela ya da çok sevdiğiniz bir film olabilir bu. Bunu daha önce atıyorum şeyle izlediniz. Türkçe yazılı. Sonra ya artık biliyorsunuz ya hani aşinasınız. Hani bazı filmler vardı ya 3-5 kere izleriz. Sonrasında bunu yine yazılı ama İngilizce altyazılı izlemeyi deneyin. Sonra mesela bunu iki kere de yaptınız ya atıyorum. Artık en son bıkmaya yakın. Bunu sadece İngilizce dinleyerek izleyin. Altyazısız. Bu da bir e, e, ekstra bir trick olsun. Şimdi ilk uygulamam Easy Define diye bir uygulama. Kar örneğinden gidelim. Araba, kar, kar yazdınız yani tamam mı? Sonra burada işte 2 4 tane farklı section var. Bunlardan list, ekstra ve how to use var. Şimdi care have sözü nasıl mi çek edebilirsiniz, bakabilirsiniz ya da liste bakabilirsiniz. Burada kar, karla ilgili size bütün o dokümanları karşınıza getirecek. Ya çok bildiğiniz cümleler de yazabilirsiniz ya da hiç bilmediğiniz, anlamını merak ettiğiniz cümle yazıp da kendinize challenge da yapabilirsiniz bu şekilde. Ve gerçekten gerçektense böyle doküman doküman o karın nasıl kullanıldığını, cümle için nasıl kullanıldığı, sıfat olarak nasıl işte zarf olarak nasıl, isim olarak nasıl kullanıldığını falan size gösterecek. Bu da aslında hem incelememiz açısından hem de böyle çok eğlenceli oluyor. Bu Easy Define'ı cebe koyduk. Şimdi diğer uygulamama geçiyorum. Diğer çok sevdiğim uygulamama. Bunu benim arkadaşlarım gerçekten bağımlısı ama ben o kadar değilim açıkçası. Ama gerçekten çok güzel. Aslında ben size şöyle göstermek istiyorum çünkü bu çok değişik bir şey bakın. Odaklıyor mu bilmiyorum ama umarım odaklıyordur. Bakın şimdi burada bu kendisini bu arkadaşlar yeni nesil sözlük olarak tanıtıyorlar. Diyorlar ki eski sözlükleri bildiğiniz sözlükleri unutun. Gelin bir kelime arayacaksınız, de aratın. Burada arkadaşlar şöyle şeyler var. Mesela atıyorum hatta bakın. Hatta diyor ki sizin babaannelerinizin sözlüğü dil diyor burada. Çok komik. Buradan explore yapıyoruz, keşfet yaptığımızda. Yine bense karı gireceğim örnek olarak hem görmeniz açısından. Burada arkadaşlar benim arkadaşlarım bunu gerçekten delisi, otobüste falan bunlarla oynuyorlar böyle. Bu kar ortada tamam mı olabilecek bütün ihtimaller sözcük anlamlarıyla birlikte hemen karşınızda şu şekilde çıkıyor ve bu yanlarda da bunların işte isim, zarf, sıfat mı oldukları işte hangisini yani ya o kadar aslında detaylı ki bakın bir de böyle oynayabiliyorsunuz falan böyle çok tuhaf. Çok güzel bir uygulama. Can sıkılan varsa buna girip bakabilirler. Gerçekten de hani böyle dalga geçiyorum ama gerçekten bağımlısı olan çok fazla insan var ve yararını da gören çok insan var. Okey bir diğerine geçiyorum hemen hızlıca. Bu da arkadaşlar Scale diye bir uygulama. Bir kelimenin anlamını daha böyle geniş öğrenmek istiyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz Türkçe'de de olduğu gibi İngilizce'de de bir kelimeyi birçok yerde kullan Gerek işte aydın, yani deyimlerin içinde kullanabiliyoruz. Gerekse işte zarf olarak sıfat olarak kullanabiliyoruz. Burada da şöyle mesela yine ben buradan bir kar yazdım. Karı farklı farklı şekillerde kullanmış. E sıfat olarak kullanmış, zarf olarak kullanmış, cümle başında, cümle sonunda kullanmış ve burada yaklaşık böyle 50 tane, 40 tane örnek görüyorsunuz. Yani buradan da bu cümleleri özellikle mesela bir ödeviniz varsa ya da bir cüm bir kelimeyi farklı şekillerde kullanmak istiyorsanız buna şey yapabilirsiniz. Sadece bununla da bitmiyor. Sonrasında e, bu karla match olan kelimeleri gösteriyor size. Burası gerçekten çok güzel. Bakın burada da şey cümle içinde kullanımına bakmıştık. Şimdi de burada karla birlikte yani kar, karın içinde olduğu kelimeleri cümleleri aslında gösteriyor. Mesela atıyorum hit by a car, car driving, car racing, car stop, car park, car vent. Yani böyle sayısız sayfa sayfa örnek var. Şurada hemen similar words dediğinizde de carla benzer olan size kelimeler keme, kelime öbeğini gösteriyor. Bu müthiş bir şey bence. Carla match edebileceğiniz cümle, kelimeleri gösteriyor. Gelelim bunların hepsi tamam dediniz. Kelimelerim tamam. Cümle içinde kullanmayı öğrendim. Farklı farklı şekillerde öğrendim. Bir de bunları bilmek neden önemli? İngilizce öğrenmenin eğlenceli bir yolu oluyor pratik dışında. Özellikle İngilizce'de belli bir seviyeye gelenler artık hani kendini farklı şekilde anlatma ihtiyacı duyuyor. İşte mesela How are you? değil de farklı şekilde sormak istiyor. Kelimelerin yerine daha böyle şık duracak şeyler kullanmaya çalışıyor. Bu sadece hani B2 seviye, B1 seviyesi için değil, başında olanlar için de geçerli. Çok basic bir kelimeden bir sürü şey öğrenebilirsiniz. Yani sadece bir kar yazarak aslında o anda aklınıza siz farkında olmadan bir sürü şey kazanıyor olabilir. Türkler olarak benim de hala zayıf olduğum bir nokta kelime telaffuzu. Yani Türkler olarak tabii ki şimdi her milletten insanların zorlandığı farklı şeyler oluyor. Bu da aslında çok önemli. Anlaşılabilmemiz, clear konuşabilmemiz için. Bu yüzden de hani tabii ki de işte bizim de dilimizin yapısından kaynaklı telaffuzda zorlandığımız ya da yanlış yaptığımız olabiliyor. Bunu geliştirmenin tabii ki yollarından en iyisi listening yapmak. İşte Netflix dinlemek, işte ilk başta söyleyeyim Wall Screen gibi uygulamalardan listening yapıp işte writing'ine bakmak falan. Sadece buna özel de web sitesi var. Yani mesela bunu da bir kenarda açık tutup ay bu nasıl söyleniyormuş gibi bakabilirsiniz. Bunun farkı ne? Hani bunu niye şimdi bize anlatıyorsun? Sözlüğü açıp da telaffuzuna bakabiliriz demeyin. Çünkü bu öyle değil. Bu şöyle. Şimdi sözlüğü açıp baksanız... Bu arada sözlük tavsiyesi de verebilirim. Sözlük olarak Dubna'da birçok kişi bunu kullanıyor. Tureng'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle bir tip dipnot olsun. E mesela siz yine kardan örnek vereceğim. Yine kar yazdınız. Size Car'ın karın telaffuzunu veriyor tamam mı? Bakın dinleyin benle. Durun dinleyemediniz. Car. Verdi değil mi? Sonra... Sonra gidemedim. Car, car hire diyor. Sonra car jack, car, case, car park. Mesela dinleyin. Car park. Ve sizin bunları tek tek aramanıza gerek yok. Mesela carpool, car ride. Bunların hepsini sizin tek tek aramanıza gerek yok. Çünkü kendisi karla ilişkili olan o kelime öbeğinin altlara yazıp hepsinin telaffuzunu altında veriyor. Yani dolayısıyla siz o carla ilişkili olan her şeyin telaffuzunu da orada bulabiliyorsunuz. Ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Bu arada ismini söyledim galiba. How J say. How J say diye yazılıyor. Sadece telaffuza yönelik bir şey. Ben yine öğrendikçe size bu videoyu update ederim, aşağıya da açıklamaya koyarım. Hem benim çok sık kullandığım uygulamalar bunlar ve yararını gördüğüm uygulamalar. O hep gördüğünüz uygulamaları anlatmıyorum bile. Hani onları çoktan biliyorsunuzdur zaten. Sizin de bu arada eklemek istediğiniz uygulamalar olursa lütfen aşağıya bırakmayı unutmayın. Umarım yararını görürsünüz, yararını görmüşsünüzdür. Yani hem Türkiye'de olup işte İngilizce hazırlığı yapanlar için hem de Dublin'de olup belli bir seviyeye gelip daha çok gelişmek isteyenler için bence çok tatlı öneriler oldu. Böyle öneriniz varsa, böyle sürekli kullandığınız uygulamalar varsa yorumları bırakmayı unutmayın. Ben de hem yararlanmış olurum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Onun dışında bana hep sorular geliyor. İrlanda ile Dublin'le ilgili tabii ki. Bazen vizeyle ilgili sorular geliyor. Danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar aşağıya hep form bırakıyor oluyoruz. Ve danışmanlarımıza gönül rahatlığıyla istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Daha bir de gün yollarımız kesişir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kırmızıya basalım.